Herkese selam arkadaşlar, ben Serdar Başkan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu vakum düzeni ile süper deneyler yapacağım. İlk videomda da bunu kullanmıştım, şuraya koyuyorum, isterseniz gidip izleyebilirsiniz. Bunun içine değişik şeyler atacağım, cips paketi atacağım, sosis atacağım, bir tane tavuk kutu var, onu koyacağım. Telefonumu koyacağım, bir video açıp telefonumu koyacağım, bakalım dışarı ses geliyor mu gelmiyor mu, bunu test edeceğim. Su koyacağım. Suyun herhangi bir ısı değişimi olmadan kaynadığını göreceğiz büyük ihtimalle. Şimdi o zaman ilk şeyim cips kullanacağım. Bunun için atacağım ilk şey cips. Onunla başlayalım. Süt mısır aromalı bir tane cips geldi. Şimdi bunu güzelce düzenin içine koyuyorum. Düzenek dediğim aslında bir vazo. Şöyle güzelce yerleştirelim ve çalıştıralım. Şimdi başta vakumu oluşturmak için şey yapmam gerekiyor. Doğru noktayı bulmam gerekiyor. Evet işte başta tutabilmesi için yani kabın ağzının buraya yapışabilmesi için bunu yapmam gerekiyor. Şişiyor. Şişmeye devam ediyor. Ha, patladı. Şimdi bakacağım nasıl bir şey oldu. Nerede? Aa, alttan patlamış. O yüzden görmemişiz. Evet. Bir dakika. Şunları alacağım. Patlamış ama alttan patlamış bu sefer. O yüzden şeyi göremedik. Nasıl olur görmedik. Şimdi bir tane daha yapacağım. Evet, şimdi başka bir tane geldi. Bunun içinde daha az var ve bu sefer ters koyacağım. Bakalım faydası olacak mı? Yerleştirelim güzelce. Evet, vakumlamaya başladı. Ve başladığı gibi de zaten şişmeye de başladı. Şişiyor. Evet, içindeki hava genişliyor. Hava yok aslında, bunun içinde azot var. Büyük ihtimalle bayatlamasın diye bunları paketlerken içlerine azot gazı koyuyorlar. Evet. Şöyle güzel bir patla. Güzelce bir patla. İşte cips açmanın en enteresan teknik yollarından biriydi bu. Açıldı. İçindeki cipslere de bir bakmak istiyorum ama buradan görünmüyor. Yok, cipslerde herhangi bir değişiklik yok. Şimdi bir de şey yapalım. Şimdi kapatalım bakalım ne bir değişiklik olacak mı? Evet, havası. Sanki böyle miydi? Cipslerde herhangi bir değişiklik olmadı. Bu zaten çok sünger gibi bir yapısı olduğu için cipslerin. Pek bir değişiklik olmadı ama paketi pat diye açtık. Şimdi bir sonrakine geçiyorum. Bunun içine birkaç tane sosis atacağım. Sosisin nasıl tepki vereceğini çok merak ediyorum. Daha önce denemedim. Burada sizinle beraber göreceğim. Hemen sosisleri alıp bir deney kabına koyup geliyorum. Evet, sosisleri koydum. Şimdi bununla bunun üzerine kapatıyorum. Daha küçük, bu daha hızlı vakumlayacak. Bunu buraya alalım. Başlayalım. Başladık. Evet. Şu an vakumlanıyor. Ben de yakından bakıyorum. İçinde bir buhar oluştu. Buharlaştı ama başka da bir şey oldu mu? Yakından bakayım. Sosisler terliyor. Biraz bekletelim bakalım neler olacak. Evet, -700 milimetre civayı geçtik. Zaten daha fazla çekmiyor bu alet. Sosislerde görünüşte herhangi bir değişiklik olmadı. Başta bir buharlaştı ama onun dışında sosisler gayet sağlam duruyor. Evet, sosisler yaklaşık bir 5 dakikadır bunun içinde duruyor. Şimdi önce şu okumalım. Kabın içine tekrar basınç verince sosislerin az önce biraz daha büyümüş olduğunu anladık. Çünkü çok yavaş büyüyorlar. O esnada fark edemiyorsunuz. Ama bir anda küçüldükleri için anlaşılıyor. Şimdi şöyle bunu bir kaldıralım bakalım. Yo, yüzeyleri hala nemli. İçlerinde de bir değişiklik yok. Kokularında da bir değişiklik yok. Biraz daha kurumuş sadece. Onun dışında başka bir değişiklik yok. Evet, deneyim benim de çok merak ettiğim kısımlardan birine geldik. Bunun için şöyle bir uygulama indirdim. Bu ses yaratıyor çeşitli frekanslarda. Aslında şöyle bir ses duyacağız. Duydunuz. Kulaklıkları çıkarın deseydim keşke daha önceden. Şimdi bunu telefon sesini sonuna kadar açtım. Şimdi bunu bunun içine koyacağım ve vakumlayacağım. Ve ses ne kadar yok oluyor ne kadar yok olmuyor ona bakacağız. Şimdi önce şunu çalıştırıp... Çalıştırdım. Ve bu arada iPhone 11'i vakuma atıyorum. İnşallah başına bir iş gelmez. Şimdi ses duyuluyor mu? Duyuluyor. Makineyi çalıştırıyorum ve vakumlamaya başladım. Biraz yakın duruyorum.
Ses hala biraz geliyor. Ama baştakine göre bayağı bir azaldı. Daha da azaldı. Eksi 700'e doğru gelirken çok çok bayağı derinleşti. Ses artık neredeyse çok zor duyuluyor. Hala duyuluyor. Sesi tamamen yok edemedik. Bu da şununla alakalı aslında. Bu makine eksi işte 720 milimetre civaya kadar düşürebiliyor şeyi, içerideki basıncı. O şiddetli bir vakum yaratabiliyor. İçeride hala moleküller var ve bunlar bir şekilde sesi bize iletebiliyor. Birazdan bunu baş aşağı koyup tekrar deneyeceğim. Eğer daha güçlü bir vakumumuz olsaydı ses tamamen yok olacaktı. Her neyse, şimdi vakumu ortadan kaldıralım ve bakalım neler olacak. Bu arada telefonun başına bir şey gelmemiştir umarım. Çünkü böyle bir sesi soluğu gitti. Orada çok enteresan bir şey oldu fark ettiyseniz. Ses bir azaldı, kesildi. Bu da büyük ihtimalle telefonun şeyleriyle, hoparlörleriyle ses çıkaran kısımlarıyla alakalı bir şey. Orada bir titreşme sıkıntısı oldu. Bir telefona bakayım mı ne durumda diye. Aa! Yani şu an sağlam görünüyor. Şimdi frekansı değiştireyim biraz. Arkada küçük bir kulak zarı patlaması oldu galiba arkadaşlarımda. Ya şöyle yapayım. Çok rahatsız edici bu ses. Ben bir tane kendi videomu açayım. İlk videomu açacağım. İlk videom nerede? Burada. İşte. Bu daha önceki videom. Reklam çıktı. Reklamları izleyeyim biraz. Tamam. Sonuna kadar geldik. Ses açık. Bu sefer baş aşağı koyacağım. Mikrofon şeyle, hoparlörler yukarıda dursun diye. Hiçbir şey yapmadığımızda ses bu şekilde çıkıyor. Yani camın içinde olduğu için zaten ses azalıyor. Şimdi, hadi bakalım. Ben burada konuşuyorum. Bakalım ne olacak. Başkan bir şeyler diyor ama anlaşılmıyor, ben anlamıyorum. Evet, X600. Çatır çatır sesler geliyor ama o telefondan gelmiyormuş. Allah'tan biliyorduk, müzikmiş. Evet, sonuna geldik. Şunu da bir kapatalım. Makinenin gürültüsü de olmasın. Bayağı bir derine gitti. Başkan sanki böyle 3 oda ileriden konuşuyormuş gibi. Başkan dedi. Ben biraz ileriden konuşuyormuşum gibi. Şimdi ufak ufak kaldıracağım vakumu. Evet, içeride vakum, yani içerideki basınçla dışarıdaki basınç dengelendiğinde ses daha normal hale geldi. Yani gördünüz, ses azalıyor. İçerideki madde miktarı azaldıkça ses de azalıyor. Çünkü ses aslında moleküller üzerinden yol alıyor. Molekülleri titreştiriyor ve o moleküllerdeki titreşim kulak zarımızı titreştiriyor. Böyle bir enerji yaratıyor, kulak zarımızı titreştiriyor. Ve biz bunu böyle duyuyoruz. Ama içeride molekül sayısı azaldığında, ki vakum bunu oldukça azaltıyor, ses de hatırı sayılır ölçüde azalıyor. Ama tamamen yok olmuyor. Tamamen yok olması için içeride neredeyse hiç molekül ya da herhangi bir madde kalmaması gerekiyor ki burada var. Kullandığımız katılar var, bunların üzerinden de geliyor vesaire. Ama bir şekilde sesin azaldığını telefonun başına bir iş gelmeden görmüş olduk. Vakumlamam istenen şeylerden biri de suydu. Ve böyle büyük bir cam damacanam var. Bunu da daha önce şey için almıştım. Ters şelale yapmak için, tsunami deneyi yapmak için almıştım. Onu da şuraya koyuyorum, o videoyu da. Ben çok güzel bir video oldu, onu da izleyin. Şimdi burada bir miktar su var. Böyle bir tıpan var büyükçe. Bunu buraya takıyorum. Ve
çalıştırıyorum. Damacana büyük olduğu için tabi hacim de fazla ve içinden çıkarılması gereken hava da fazla. İbre yavaş yavaş hareket ediyor. Bakalım, şimdilik bir değişiklik yok. Birazdan küçük de olsa kaynamaya başlayacağını düşünüyorum. Çünkü bunu da sizin yorumlarınızdan öğrendim. Ya her şeyi bilmek zaten mümkün değil. Zaten çok fazla şey bilmiyorum aslına bakarsanız. Kaynama aslında bir sıvının dış basıncıyla dışarıdaki basıncın aynı hale gelmesi. Yani sıvının yüzey basıncıyla, kendi basıncıyla dışarıdaki basıncın aynı noktaya geldiği anda sıvılar kaynamaya başlıyor. Su da aynı şekilde. Evet, küçük de olsa kaynamaya başladı. Tabii bir çaydanlığın içindeki gibi kaynamıyor. Onun için çok daha yüksek, daha kuvvetli vakumlara ihtiyaç var. Basıncı daha da azaltmak gerekiyor. Ama kaynayan su kabarcıklarını, yani gaz haline gelen kabarcıkları görebiliyoruz. Sıvının üstündeki, suyun üstündeki basıncı ortadan kaldırdığımızda içinde de küçük buhar kabarcıkları oluşmaya başlıyor. Şu an 700 mm civayı geçtik ve devam ediyoruz. Küçük de olsa kaynıyor ve tabii çok büyük miktarda bir su olduğu için kaynaması biraz yavaş oluyor. Ama kabarcıkları görebiliyorsunuz. Evet, kaynama aslında ısıyla alakalı değil ve şu an bakıyorum herhangi bir değişiklik yok ısıda. Keşke bir termometre de kullansaydım. Daha rahat görebilirdik ama herhangi bir değişiklik yok. Şu an içinde kaynama devam ediyor ama ısı aynı. Zaten kaynama aslında doğrudan ısıyla alakalı bir şey değil. Isıttığınızda kaynıyor çünkü basınç bir şekilde eşitleniyor. Ama böyle bir vakum kullanarak sıvının üstündeki basıncı aldığınızda kendi iç basıncıyla eşitlendiği için yine kaynama ortaya çıkıyor. Böyle enteresan, süper bir şey. Fizik ya. Evet, geldik eğlenceli kısma. Eğlenceli ve tehlikeli kısım. Bu yüzden kendime böyle uzaktan kumandalı bir çekiç yaptım. Buraya geleceğim ve buradan vuracağım. Ben olmayacağım. Güvenlik, bu kadar bir güvenlik alabildim kendime. Şunu şuraya çekelim. Evet. Ne yapacağım? Bunu vakumlayacağım ve sonra kıracağım. Ne olacağına dair bir fikrim var. Muhtemelen çok vakum olduğu için içinde patlama normal, yani normalde kırılacağından daha şiddetli bir şekilde kırılacak. Ben bunu bir çalıştırayım. Bakalım. Şeye eve gitseydi. Camdan dışarı çıktı adam ya. Evet, vakumluyor. Ben biraz uzağa gidiyorum. Evet, 400'e geldik. Evet, 600'e geldi. Biraz daha vakumlayacak ve ben bunu kıracağım. Acaba masanın altından mı kırsaydım? Ya da Utku, senin yanına mı gelsem acaba? Hayır, burada kal. Yer yok burada. Burada yer yok dedi. Tamam, şu an -600'de yeterince vakum var içinde. Ben bunu artık kırabilirim. Hazır mıyız? Hazırız herhalde. Kırıyorum. Kırıyorum. Kırılmadı. Şöyle koyalım o zaman. Tamam. Bayağı sağlanmış bu arada. Utku, hazır mısın? Patladı. Niye patladı ya? Patlamaması lazımdı. Uuu, yalnız siper almakla çok iyi yapmışız. Buralar yine battı ya. Gerçekten tuzla buz oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Tuz oldu yani. Evet arkadaşlar, vakumun etkilerini gördük. Çünkü içinde içe doğru, yani kavanozun camı içe doğru çeken bir kuvvet vardı, bir vakum vardı. Ben çekiçle bam diye vurunca ne oldu bu sefer? Çok hızlı bir şekilde cam normalde parçalanacağından çok daha hızlı bir şekilde parçalandı. Ve ben bu güzel pazar günü bütün apartmanı ayağa kaldırdım. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın, abone de olun. Ben buraları temizleyeceğim artık. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Oğlum çok baksana, ne biçim. Biraz daha masanın altına sok. Biraz, ben bu kadar patlayacağını sanmıyordum. Yani, neyse. Yok, ben bu kadar patlayacağını sanıyordum. O yüzden duvarların arkasına karşıdan. Bizime gelmesin diye camdan aşağıya kaçtım. Yalnız bakar mısın? Evet. Tuz yani, bayağı tuz olmuş. Evet, neden öyle bir şey oldu acaba?